3 Nisan 2020'de başka sinema dağıtımıyla bir film çocuğun özünün güzel kaldığını söylüyor. Orijinal dilinde 1965 yılında yayınlanan Boyalı Kuş Polonyalı yazar Jerzy Kosonski'nin ilk kitabı. Ülke Dünya Savaşı sırasında başından geçen olaylar aldı. Sıkıntılarla dolu yoksul bir hayattan çıkıp eşi Mary sayesinde sosyetinin içinde kendine yer bulan Kosonski, öncelikli olarak servetin boyutlarını, gücün ne demek olduğunu, kendisini kuşatan yüksek sosyeti anlatan bir roman yazmak ister. Ancak zengin, şaşalı yaşamında bu konuda duygularının özüne inemeyeceğini düşünerek ilk romanını savaş sırasında evsiz barksız kalmış bir çocuk hakkında yazmaya karar verir. Kurgu ile kendi çocukluğu arasındaki ilişkiyi harmanlayıp şiddetin şiiri olarak tanımlanan boyalı kuşu kazandırır edebiyat dünyasına. 1939 yılının sonbaharı 2. Dünya Savaşı'nın ilk haftaları. Binlerce benzeri gibi 6 yaşındaki o küçük çocuk da Orta Avrupa'nın büyük bir şehrinde yaşayan annesiyle babası tarafından uzak bir köye gönderildi. İsmini bilmediğimiz küçük kahramanımızın hikayesi Kosonski'nin bu sözleriyle başlar. Savaşın başlangıcında ailesinin onu korumak için tanımadıkları bir adamla köye göndermesinin ardından köy köy dolaşıp yaşama tutunma çabaları savaş bitimine kadar devam eder. Toplam 20 bölümden oluşan romanın her bölümü ayrı bir hikaye barındırırken içinde her yeni bölüm yeni şiddetlere, işkencelere, aklın alamayacağı denli kötü eylemlere gebedir. Kosonski yıllar boyu okuduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz her türlü şiddet olayını 239 sayfalık tek bir kitabın içinde birleştirip kötülüğün kitabı olarak çıkarır karşımıza. Tek tek dinlediğimizde kısa, geçici tepkilerimize yol açan olayları ard arda sıralarken gerçeğin balyozunu indirir okuyucunun kafasına. İnsanların kötülüğünün sınırının olmadığı bilinmesine rağmen insanlar bu kadar kötü olabilir mi sorusunu her bölümde yeniden sordurur ensestin, tecavüzün, zoofilinin de içinde bulunduğu sapkınlıklar, acımasızlıklar mide bulandırır. Baş ağrıtır, iç şişirir. Kitabı bir kenara atma isteği uyarır. Kitap hakkında vahşet sahnelerinin abartıldığını söyleyenlere en iyi yanıtın bazı arkadaşlarının kitabı okuduktan sonra romanın kendilerinin ve akrabalarının yaşadıklarının yanında pastoral bir öykü kalacağını söylemeleri olduğunu belirtir Kosovski ve romanında yaşananların gerçekliğini savunur. Çünkü o romanında yazdığı hikayelerin tümünü kendi yaşanmışlıklarına 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen olayları ekleyerek yazar. Boyalı kuşta kötülüklerin ve vahşetin yanında farklı olanın cezalandırıldığı, ezildiği, hor görüldüğü, yok edilmek istendiği bir dünyayı da resmeder. Kitabın, kitabın kahramanı 6 yaşındaki küçük çocuk siyah saçları ve kara gözleriyle sarı kızıl saçlı renkli gözlü insanların dünyasında kimi zaman Çingene ya da Yahudi yaftasıyla itelenir. Kimi zaman da batır inançların ve korkunun esaretindeki köylülerin arasında kendilerine ölümü getirecek uğursuz bir varlık bir canavar olarak nitelendirilir. Kitabı adını veren Kosonski'nin çocukluğunda gözlemlediği eski bir köy geleneği olan boyalı kuş hikayesindeki kuşlar da küçük kahramanımızla aynı kaderi paylaşır. Bazen günler geçer, Lutmilla görünmezdi. O zaman büyük bir kızgınlık, gizliden gizliye kemirir de Lekin'in içini. Gözlerini kuşlara diker, saatler boyunca kendi kendine homurdanırdı uzun uzun ve günlerce düşündükten sonra en güzel kuşlardan birini seçerdi. Kuşu bileğine bağladıktan sonra bir sürü garip şeyi birbirine karıştırıp kokulu bir boya elde eder, değişik renklerde kutu kutu hazırlardı bu boyadan. Sonra kuşun başını, kanatlarını, boynunu ebem kuşağı renkleriyle bezer, tüylerine bir demet yabani çiçeğin göz kamaştırıcı parlaklığını verirdi. Sonra ormanın içlerine yürürdük birlikte. Epey ilerledikten sonra lek durur, kuşu bileğinden çözüp bana verir ve ayaklarından tutarak sallamamı isterdi. Boyalı kuş söylenir durur bağrışına gelen bir sürü kuş tepemize dönmeye başlardı. Onlara ulaşmak isteyen tutsak debelenir bütün gücüyle öter boyalı boynunun içinde kalbi delice. Tepemizde yeteri kadar kuş toplandığına inanırsa lek bir işaretle tutsağı koy vermemi ister Bulutların üstündeki küçük ebem kuşağı mutlu ve özgür yükselip kardeşlerinin gürültücü sürüsüne katılırdı. Diğerleri bir süre şaşkın bakarken benzerini görmedikleri kuş boşu boşuna kendilerinden biri olduğuna onları inandırmaya çalışırdı. Parlak renklerin iyice şaşırttığı kuşlar onu kuşkuyla inceler sonra birbiri ardından saldırıp boyalı tüylerini gagalayıp yollamaya koyulurlardı. Tüysüz ve kan içindeki zavallı kuş havada duramaz, düşerdi. Aynı sahne sık sık tekrarlanır. Babanlarımız hep ölü. Asıl adı Joseph Lavinkov olan ve korkunç günlerin geleceğini öngören babasının Soyadlarını değiştirmesi sonucunda yeni bir kimliğe bürünen Kosonski, adı roman kahramanımız gibi 6 yaşındayken evinden ayrılır. Nazi işgalindeki köylerde ırgatlık, hayvan bakıcılığı ve çiftçilik yapar. Henüz küçük bir çocukken hayatın zorluklarla iç içe bir yaşam sürer. 9 yaşındayken sesini kaybeder ve 5 yıl boyunca hiç konuşamaz. Bir kayak kazası sonucunda sesine kavuşur. Kosonski'nin bu yaşanmışlıklarının hepsi boyalı kuşta da mevcuttur. Bu nedenle de otobiyografi gözüyle bakılır romana. Ama Kosonski buna karşı çıkar. Bu roman sadece onun öyküsüyle diğerlerinin savaşın acı çeken taraflarının öykülerinin bir karışımıdır. Boyalı kuş yüzünden birçok sıkıntıya maruz kalır Kosonski. Kitap ülkesinde yasaklanır. Polonyalıları kötülediği söylenerek evi basılır. Ailesine tehditler savrulur. Vatan haini ilan edilir. 3 Mayıs 1991 tarihinde 57 yaşındayken ardında kısa bir not bırakarak intihar eder. Her zamankinden daha uzun bir süre uyuyacağım buna sonsuzluk deyin. İntihar nedeni tam olarak bilinmez. Son zamanlarında artık yazamadığını ve çalışamadığını söyleyen Kosonski'nin bu nedenle intihar ettiğini düşünenlerin yanında kitaplarındaki şiddetin onun iç dünyasında yarattığı karmaşıklık ve ruhsal çöküntü nedeniyle intihar ettiğini söyleyenler de bulundu. Tüm bu nedenlerin yanına ülkesinden dışlanmasını, kitapları birçok dile çevrilmesine rağmen bitmek bilmeyen eleştirilerin acımasızlığını ve bunların yarattığı yorgunluk ve yılgınlık halini de eklemek gerekir. Kendi deyimiyle toplumun en ölümcül anı olan savaş zamanında insanoğlunu en kırılgan haliyle, çocuk haliyle anlattığı Boyalı Kuş için 1976 yılında kitabını eklediği son sözde söyledikleri bu kitabın basımının ardından yaşadıklarının en net ifadesidir. Eğer olabilecekleri daha önceden görseydim Boyalı kuşu asla yazmazdım.